Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, yeni nesil AYT edebiyat konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala hikaye ünitesindeyiz. Geldik 40. dersimize. Bu dersimizde Kıymetli dostlar, Divan edebiyatında hikaye konusunu yani Mesnevi konusunu ele alacağız. Evet ben bu konuyu size Divan edebiyatı nazım biçimleri videomda anlatmıştım. Burada sadece Mesnevi'yi ele alarak daha detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz ve sorular da soru kaçırmamanız için gerekli kodlamaları size aktaracağım. Ücretsiz PDF yine açıklamalar kısmında yer alacak dostlar. Oradan dilediğiniz de şekilde indirip kullanabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen dersimize başlayalım. Şimdi önce bir mini sözlük tabii ki. Epigram ne demektir? Eski Yunan'da mezar taşlarına yazılan kısa ve epik nazım şekli. Romalılarda çok kısa hiciv manzumesi olarak adlandırılır. Peki epik şiir nedir? Yiğitlik, kahramanlık, savaş temalarını işleyen şiir türü. Epik tiyatro ise seyirciye toplumsal bilinç kazandırmak, onu uyarmak, çevresindeki yolsuzlukları göstermek amacında olan öncülüğünü de Alman tiyatro yazarı Bertolt Brecht'in yaptığı bir tiyatro biçimidir. Epilog son değiş demektir dostlar. Epizot ise Yunan trajedisinin unsurlarını meydana getiren diyaloglu bölümlerin her biri. Evet şimdi konumuza başlayalım. Mesnevi. Şimdi önce şunu söylememiz gerekiyor. Gerek divan edebiyatında gerek halk edebiyatında yani Türk edebiyatında düz yazı tanzimat dönemine kadar zaten pek ciddiye alınmamıştır. Özellikle de divan edebiyatında kıymetli dostlarım Düz yazıyla uğraşanları tezkirelere falan bir bakın. Düz yazıyla uğraşanları yani sadece düz yazı yazanları sanatçı olarak görmemişler bile. Onun içindir ki işte Sinan Paşa ve Veysi, Nergisi gibi isimler yazdıkları nesir türündeki eserlerinde şiirdekine benzer bir ahenk yaratmaya, artistik yapmaya çalışmışlar. Yani çok dışlandıkları için sadece düz yazıyla uğraştıkları ve sanatçı yerine konulmadıkları için o düz yazılarında şiire benzer bir ahenk yaratmaya çalışmışlar. Yani divan edebiyatında şiir her zaman baş tacı olmuştur. Düz yazı pek fazla önemsenmemiştir. Haliyle sanatçılar hikaye anlatmak istedikleri zaman bunu da şiir biçiminde anlatma yolunu seçmişler. İşte mesnevi dediğimiz nazım biçimi böyle ortaya çıkmıştır. Bakın burada çok meşhur bir mesnevinin bir bölümü var. Şeyhinin harnamesi. Bir eşek var idi zayıf inizar, yük elinden katı şey keste yüzar. Dudağa sarkmış u düşmüş enek, yorulu arkasına konsa sinek. Kaçar eşek acıyarak canı, dökülerek yaşı yerine kanı. Uğrayı geldi pir eşeğin naga, sordu halini kıldı dert ile a. Batıl isteği haktan ayrıldım, boynu zumdum kulaktan ayrıldım. Evet burada bir eşeğin hikayesi anlatılır dostlarım. Şeyhi efendi burada öküzlerin boynuzuna işte cüsseli yapılarına özenen bir eşeği hiç vederek anlatır. Niye? Çünkü o eşek öküzlerin boynuzuna özenip ya ne güzel boynuzlar var, ne kadar semir bir hayvan bunlar diyerek onlar gibi olmaya çalışır. Bazı yollara girişir falan. E en sonunda kendi kulaklarını ve kuyruğunu kaybeder. Yani elindekilerle yetinmeyen insan tipini Şeyhi Efendi bu mesnevisiyle bir eşek portretipinde bize anlatır. Esasında bu mesnevinin yazılış sebebi Şeyhi Efendi aynı zamanda bir göz doktorudur. Çelebi Mehmet'i tedavi eder. Çelebi Mehmet de ona bu tedavinin karşılığı olarak Tokuzlu adında köyü tımar olarak hediye eder. Şeyhi Efendi efendim topukları kıçına vura vura sevinçle o köyü almaya giderken tımarın eski sahipleri tarafından yolu kesilir. Bir güzel dayak yer efendim. Yediği bu dayağın üzerine işte bu harnameyi eşek ya, yazar ki orada bahsettiği eşek esasında kendisidir dostlarım. Yani aslında Şeyhi Efendi birazcık kendisini hicveder diyebiliriz. Niye böyle bodostama giriş yaptım? Mesnevi'yi şöyle bir görün istedim ki birazdan anlatacaklarım daha böyle şekil olarak kafanızda otursun istiyorum. Mesnevi divan edebiyatında beyitlerle kurulmuş nazım biçimlerinden biridir. Gazel, Kaside, Mesnevi, Kıta, Müstezat bunlar beyitlerle oluşturulmuş nazım biçimleri. İran edebiyatında doğmuş oradan bize gelmiştir. Yani burada Arap edebiyatının bir durumu yok. Anlatmaya bağlı türlere giren halk hikayeleri, destani konular, aşk hikayeleri savaşlar dini tasavvuf konular mesnevi biçimiyle kaleme alınmıştır Mesnevilerde beyitler arasında bir konu bütünlüğü vardır. Oysa divan edebiyatında parça güzelliği esası vardı normalde. Yani her beyitte farklı bir konu ele alınıyordu. Fakat mesnevilerde bir hikaye anlatıldığı için beyitler arasında bir konu bütünlüğü kesinlikle olmak zorunda. Anlatmaya bağlı türlerden olan mesnevilerde zaman, mekan, olay ve kişilere yer verilir. E haliyle mesnevi dediğimiz tür coşku ve heyecan dile getiren metinlerden değil anlatmaya bağlı metinlerdendir unutmayalım dostlarım. Divan edebiyatında roman ve hikaye türleri olmadığı için işte sanatçılar hikayelerini düz yazı biçiminde anlatmayı da gururlarına yediremedikleri için işte bu mesnevi nazım biçiminin ortaya çıkarmışlar. Öykülerini, hikayelerini şiir biçiminde anlatmışlardır. Divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir. Biraz önce size paylaştığım harname o kadar da uzun değil dostlar. Ama şehnameye bakıyoruz 60 bin beyit. Mevlana'nın mesnevisine bakıyoruz 25 bin beyit. Oysa bir gazel 5-15 beyitten oluşuyordu. Kasideler 33-99 beyitten oluşuyordu değil mi? Ama mesnevilere bakın 25 bin, 30 bin, 40 bin beyitten bahsediyoruz. Zira anlatmaya çalıştıkları şey bir öykü öyle 5 beyitte 10 beyitte yapılabilecek bir iş değil. Mesneviler genellikle aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Hocam bu ne demek? Bunu hemen size şiir üzerinde göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi şu mesneviye bir bakın. En olarak bakın, boy olarak çok uzun çünkü beyit sayısı oldukça uzun. Ben buraya bir kısmını aldım ama en olarak bir bakın. En olarak baktığımızda burada bakın kısa kısa mısralar söz konusu. Oysa bu bir gazel olsaydı emin olun enine şu kadar uzunlukta olacaktı. Mesela bir gazelde mefailun mefaülüm mefaülüm mefailun kalıbı kullanılırken uzunken mısralar. Mesnevilerde mefailun mefailun kalıbı kullanılır. Yani kısa kısa beyitler vardır ama beyit sayısı oldukça uzundur dostlarım. Mesnevilerde hangi konu ele alınırsa alınsın olaylar masal havası içerisinde aktarılır. Divan şiirinde eğer bir şair 5 mesnevi oluşturursa o şaire hamse sahibi denilmiştir. E Türkiye'de bir edebiyatına baktığımızda kıymetli dostlarım Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atayi, Nergisi gibi isimlerin hamselleri vardır. Bu isimleri unutmayın bir kenara not alın sınavda karşımıza yazılarda karşımıza çıkabilir. Haydi bir kodlama vereyim size Mesnevi'nin bütün bu özelliklerini hatırlatacak. Mesnevi deyince mesnevi mesafe gelsin aklımıza dostlar. Mesnevi mesafe. Mesafe uzun, yol dar. Mesafe uzun niye beyit sayısı oldukça fazla. Yol dar niye dar? Çünkü kısa kısa beyitler söz konusu. Tamam? Mesnevi'nin bu en ayırt edici özelliğini mesafe sözcüğünden hatırlayıp kodlayabilirsiniz. Mesafe uzun yani beyit sayısı çok fazla ancak yolumuz dar yani beyitler kısa kısa beyitlerden oluşuyor dostlar. Bunları unutma demişiz. Yaz bir kenara. Beyit sayısı sınırsızdır. Öyle 5, 15, 30, 40 falan değil. Ya yani konuya göre yeri geliyor. 60 bin beyitten bahsediyoruz. Kafiye düzeni. Gazel ve kasideden farklı dostlarım. Gazel ve kasideyi nasıl kodlamıştık? A bacada biri var. A, A, B, A, C, A idi değil mi? Mesnevi'de ise A, A, B, B, C, C, D, D, E, E. Yani her beyit kendi içinde kafiyelenmiş. Peki hocam Niye böyle bir şey yapmış sanatçılar? Yani gazeldeki, kasidedeki kafiye düzenini alıp mesnevide de uygulasalardı ne olurdu? Ne olurdu biliyor musun? Mesela bir tane gazel düşünelim. Beni canımdan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yan dağımdan muradım şemi yanmaz mı? Değil mi? Bu giriş beyti. Sonra diğer beyitlerde bu mı sesi tekrarlanacak değil mi? İşte mesela fuzuli rindü şeydadır hemişe halka rüsvadır. Sorun ki bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Bu mı sesi 5 beyitlik bir gazel olarak düşünecek olursak mı sesi 6 kere tekrarlanmış olacak. E şimdi 5 beyitlik bir gazelde mı sesinin 6 kere tekrarlanmasında bir sıkıntı yok. Hatta kulağa da güzel gelir. Ama 60 bin kere mı sesini tekrarlarsak mı 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 bu cezanın şarkısı gibi olur. 60 bin kere aynı sesi tekrarlamak elbette sıkıcı olabilir olacaktır bir. İkincisi bir şair düşünün 60 bin tane mı sesiyle biten kelime bulabilir mi? Elbette bulamaz. Onun için her beyti kendi içinde kafiyelemiş. Hem kafiye sesi yaratmakta zorlanmamak için hem de o aynı sesi tekrarlayıp 60 bin kere aynı ses aynı ses aynı ses o monotonluğun önüne geçmek için her beyit kendi içinde kafiyelenmiştir dostlarım. Unutmayalım. Edebiyatımızda ilk mesnevi Kıymetli dostlarım yazılı ilk İslami eserimiz olan Yusuf Has Hacıbin yazdığı Kutat Kubilik adlı eserdir. İlk mesnevidir dostlarım unutmayalım. Hamse geleneği nerede başladı? Elbette İran'da başladı. İran'dan çıkan bir nazım biçimi çünkü. Genceli Nizami İranlı bir şairdir. Hamse geleneğini başlatan da odur. Türk edebiyatında ilk hamse sahibi sanatçı kimdir? Alişir Nevai. Peki Anadolu sahasında kimdir? Hamdullah Hamdi. Hocam niye böyle bir ayrım yaptık? Şundan dolayı Osmanlı. Geniş bir coğrafya. Azeri sahası var, Çağatay sahası var, Anadolu var. Değil mi? Geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türk edebiyatı diye bir genelleme yaparsak şöyle Osmanlı coğrafyasının tamamını düşüneceğiz. Alişir Nevai'dir dostlarım. ilk hamse sahibi olan sanatçı. Ama bunu Anadolu sahası diye sınırlandırırsak Anadolu'da bu işi ilk defa kim yapmıştır dersek Hamdullah Hamdi'yi almamız gerekecek. Unutmayalım. Şimdi mesneviler 3 bölümden oluşuyor dostlar. Dibacı dediğimiz ön söz, dibace ön söz manasına gelir. Sadece mesnevilerde değil birçok türde dibace sözcüğü geçer. Ön söz anlamına geliyor. Burada tevhid yani tanrının birliği, münacat Allah'a müracaat ediyoruz. Naat peygamberi övüyoruz. Miraciye peygamberin miraca çıkışını anlatıyoruz. 4 halife için övgü metiye yani övgü, sebebi telif yani niçin yazdık bunları burada tek tek sıralıyoruz dostlarım ön sözde. Ağızı dağıtan işte destan sözcüğü de burada gelir. Bu bölümde ağızı dağıtan, ağızı kısa gibi Farsça ya da Leyla ile Mecnun Mesnevi'sinde olduğu gibi Türkçe alt başlıklarla asıl konu işlenir. Hatime bitiş demektir dostlar. Bu bölümde Mesnevi'nin bittiği anlatılır. Hatime bölümünde duaya da yer verilir. Şimdi Konularına göre mesneviler. Bu mesneviler hangi konuları ele alır? Beşeri aşkı işleyebilirler. Beşeri aşk ne demek hocam? İnsanın insana duyduğu aşk. Bir de ilahi aşk vardır. İnsanın tanrıya duyduğu aşk. Burada Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u alabiliriz ama Mecnun burada Leyla'dan bir Mevla'ya gidiş söz konusu değil mi? Yani Leyla'dan bir müddet sonra vazgeçip artık Mevla'ya ulaşıyor. Burada ilahi aşk da vardır ama beşeri aşk da işlenmiştir. Hüsrev Şirin beşeri aşkı ele alır. Bazıları dini tasavvufi konuları ele alır. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, Şeyh Galib'in hüsnü aşkı, dini tasavvufi konuları ele alır. Ahlaki öğretici olabilir bazıları Nabi'nin hayriyesi, pentname. Bazıları savaş ve kahramanlık üzerine yazılabilir. Ahmediye'nin İskender namesi. Bazı mesneviler şehir ve şehir güzelliklerini anlatabilir. Şehrengizi Bursa, Hübapname gibi. Eğlence ve düğünleri anlatan mesneviler vardır. Surnameler gibi. Mizahi mesneviler vardır ki girişte örneğini vermiştim. Türünün belki de tek örneği Harname şeyhinin yazdığı Harname adlı eser dostlarım. Şimdi Türk edebiyatındaki önemli mesneviler bunları unutmayacaksın. Yaz bunları bir kenara. Haydi kodlamalarıyla birlikte vereceğim size. Kutadgu Bilig edebiyatımızdaki ilk mesneviydi. Kutatku bilik ne demek? Mutluluğa götüren bilgi. E mutluluğa götüren en has bilgiler de burada yer aldığına göre Yusuf Hasacip. Bunu buradan çağrıştırabilirsin. İskendername ah midem ağrıdı. Ah midem. Ah medi. Ah midem. Mide bağlantısıyla İskender. İskendername çağrıştırılabilir. Şeyhinin harnamesi ve Hüsrevi Şirini. Aslında Hüsrevi Şirin her yönüyle harnameden üstün bir mesnevidir. Ama Harname türünün ilk örneği olduğu için yani kendi türünde yazılmış ilk örnek aynı zamanda ilk fabıl örneği bu bakımdan her zaman harname ön planda oluyor. Oysa kısacık bir mesnevidir harname ama Hüsrevişir'in Şirin gerçekten ebatlı bir mesnevidir. Her yönüyle de harnameden üstündür esasında. Gülşehri'nin Mantkut Tayr adlı eseri Feridun Attar'dan yaptığı çeviridir. Kuş dili manasına gelir unutmayalım dostlar. Hayırlı abimiz, hayırlı abi Değil mi? Eğitici, öğretici bir sanatçıydı bu. Hayırlı abi Hayriye. Unutmayalım. Oyru, o, oyru, oyru, Oğlu Hayrullah için yazdığı ancak daha sonra dönemdeki gençlere böyle rehber olan bir eser haline dönüşen Hayriye. Yunus Emre'nin Risaletün Nusiyesi unutmuyoruz. Aşık başa. E aşıkların hali garip olmaz mı dostlar? Garip name. Aşıkların hali garip olur. Garip name. Süleyman Çelebi'nin Visaletün Necat ama halk arasında mevlit olarak bilinir. Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı değil mi? Hüsnü Tanrı güzelliğini temsil eder. Aşk. Burada dervişi temsil eder. İşte dervişin tanrıya ulaşma arzusunun anlatıldığı sembolik kullanımın bulunduğu, alegorik anlatımın yer aldığı ünlü mesnevi. Leyla ile Mecnun birçok sanatçının Leyla ile Mecnun'u var ama Leyla ile Mecnun deyince akla Fuzuli gelmesi lazım. Zira bu Leyla ile Mecnun Genceli Nizami'nin Leyla ile Mecnun'una nazire durum devamıdır esasında. Zati'nin Şem'ü pervanesi, Şem, mum demek pervane o mumun etrafında dönen böcek. Şimdi o böcek döndükçe döndükçe ateşe yaklaşır 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 en sonunda kendini o ateşin içine atar ve ölür. İşte bu Metafor birçok divan şairi tarafından kullanılmış ama zati aklımıza gelsin. İşte pervane aşığı temsil ediyor. Şem ya tanrıyı temsil ediyor ya da sevgiliyi temsil ediyor. İşte aşık onun etrafında dönüyor, 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 dönüyor. Yani döndükçe yaklaşıyor, yaklaştıkça dönüyor ve en sonunda kendini onun içinde yok ediyor. İşte tanrıda yok olmak, sevgilinin varlığında yok olmak gibi böyle bir metafor kullanmıştır divan sanatçıları. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum. Güzel bir ders oldu. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.